Beyazlar Grup bir masal şehri Şanlıurfa'yı sunar. Efendim, bu hafta Ceylan Gözlü ama Güneşin Çocuklarının Yurdu Ceylanpınar'dayız ve Ceylanpınar masalını sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabii Ceylanpınar dediğimizde tam da iki tepe, ikiz tepe dediğimiz, hatta kepez dediğimiz iki tepenin ortasından Ceylanpınar'a varırsınız ve kameraman arkadaşım sevgili Ümit gösteriyordur size. Buradan baktığınızda büyük bir il gibi görünüyor fakat hemen tam ortadan savaşta anlaşma gereği ortadan ikiye bölünen bir tarafı Resulayn yani Çeşmebaşı, bir tarafı da Serikayniye. Aslında yine aynı şeye geliyor. Fakat Türkçe adıyla Ceylanpınar ortaya çıkıyor. Ceylanpınar'ı tanımlamak gerekirse eski tren garı ve sonrasında 1949 yılında kurulan TİGEM, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün etrafında işçi insanların, emekçilerin oluşturduğu bir şehir diye tanımlayabiliriz. Güzel oyunlarıyla bizi mutlu eden şu güzel halay ekibini önce tek tek bir tanıyalım. Adını öğrenebilir miyiz? İrem Tuana. Bir daha alabilir miyim? İrem Tuana. İrem Halaybaşı'ydı değil mi? Teşekkür ediyoruz. Zehra Kurt. Zehra Kurt. Zekiye Sağlam. Zekiye Sağlam. Yağmur Şancır. Yağmur. Rafif Cesim. Hayrunisa Çetin. Nehir Uzun. Ümit Gülsün Balı. Sevim Deniz. Tabii şimdi bu halay ekibine ruhunu veren davul ustamızı da alalım. Hoş geldiniz öncelikle. Tabii bunları öğreten benim. Bunlar benim öğrencilerim. Öyle mi? Aynı zamanda? Tabii ben onlara eğitim veren benim. Bir de ulan davulcusu, hocası, işte Ceylanpınar. Abileri, babaları. Abileri, babaları, ustaları benim. Ben onlara, benim kızlarımdır. Ben. İşte bu ne diyeyim başka? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Zurnayı da alalım. Evet tabii. İşte hoklul ekibiyiz. Evet. Çalıştırıyoruz onları. Babam olur kendisi. Onları yöneten o. Çalıştıran o. Yani hep emek veren odur. Hepsini hani o öğretiyor. Çok teşekkür. Bizim çocuklarımız gibidir yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar hep beraber Ceylanpınar'a hoş geldiniz diyelim ve de Ceylanpınar turuna çıkalım. 1, 2, 3. Hoş geldiniz. Ceylanpınar tarihi tren garının önündeyiz. Ceylanpınar dediğinizde asırlar önce Mitanni
imparatorluğuna başkentlik yapmış olsa da asıl büyüme hızını bu tren garının inşa edilmesiyle başlıyor. Sonrasında devlet üretme çiftliğinin de gelmesiyle Ceylanlar büyümeye ve ilçe olmaya başlıyor ama tabii ki bu tren garı tam da Ceylanlar ortadan ikiye bölüyor. Aslında diğer tarafta Ceylan Pınarı, bu tarafta Serekaniye Resul Ayn yani Çeşmebaşı olarak biliniyor. Ve bu tren garı Adana'dan, Tarsus'tan Suriye sınırına giriyor, çıkıyor, o şekilde Ceylanlar'a varıyor. Özel bir yerdeyiz. Ceylanlar'ın varoluş tarihinin tam göbeğindeyiz. Artan nüfusla beraber Ceylanlar şehirleşme anlamında her ne kadar Kızıltepe ve Viranşehir'e doğru gelişiyor ve de ticaret dağılıyor olsa da Ceylanlar Çarşısı, dört yoldayız ve burası Ceylanlar kurulduğundan beri günlük yaşamın, ticaretin merkezi olmayı sürdürüyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bir kolunu oluşturan haralar, ordunun ve sarayın iaşe ihtiyacını karşılamak ve at yetiştirmek üzere Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında kurulur. 1937 yılında kurulan zirai kombineler ordunun gerektiğinde gıda ihtiyacını karşılayacaktır. Bunun için yurdun değişik yörelerindeki hazineye ait boş araziler seçilir ve buralar çiftlik haline döndürülür. Devlet ziraat işletmeleri ise modern tarım tekniklerinin uygulanması, tarım sanayinin geliştirilmesi ve bu konularda çiftçilere önderlik ve öğreticilik görevi yapması amacıyla Atatürk'ün muhtelif tarihlerde kurduğu çiftlikleri bağışlamasıyla kurulurlar. TİGEM, hara ve inekhanelerle devlet üretme çiftliklerine ait varlıkların 1984 yılında bir çatı altında toplanmasıyla kamu iktisadi kuruluşu olarak kurulmuştur. 1994 yılında ise iktisadi devlet teşekkülü olarak yeni bir statü kazanmıştır. Son yıllarda silahi savunma anlamındaki gelişmeler sanayi ama gerçek şu ki Türkiye bir tarım hayvancılık şehri ve Osmanlı'dan beridir en büyük yaşam kaynağımız tarım ve hayvancılık. Ve bizler şu anda Ceylanlar'da dünyanın tek parça olarak en büyük tarım işletmeleri genel müdürlüğü çiftliğindeyiz. Evet. Doğru mu Şahin Bey? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanımda da bu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanlar İşletmesi'nin müdür yardımcısı sevgili Şahin Okumuş var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ben bir iddiada bulundum. Doğru mudur? Yani dünyanın en büyük tek parça olarak işletmesi diye biliyoruz. Tek parça olarak dünyanın en büyük işletmesi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü. Tam olarak alan ne kadar burası? 1.633.000 dekar arazi üzerine kurulu işletme. 4 noktadan faaliyetini yürütmekte. İşletmemiz içerisinde Gümüşsu ünitesi, Beyaz Kule ünitesi, Gökçayır ve Karataş üniteleri bulunmaktadır. Bu noktalar üzerinde işletmenin yönetimi gerçekleştirmektedir. Peki tarım dedik mi? Yani tam olarak çiftlikte neler üretiliyor tarım ürünü olarak? Tarımsal ürün olarak buğday, arpa, mercimek, fi, yonca. Tabii yonca hem ot hem de tohum amaçlı üretimi gerçekleştiriliyor. Yem bitkisi olarak yine ikinci ürün olarak mısır üretimlerimiz var. Mısır üretimleri de tanelik ve yemlik olarak değerlendirilmekte. Fıstık üretimimiz var. Yaklaşık 45 bin dekar üzerinde tesisimiz var. Tabii onun dışında da zeytin, muhtelif meyve. Bir dönem üzüm de vardı. Ya, bu arada ben çocukluğum burada geçti. Yılanla ilk tanışmam burada, akreple ilk tanışmam burada, ilk sulama işi burada, sigorta girişim burada. Yani ben de bu toprakların bir çocuğuyum. Bilgileri tabii Şahin Bey'den alıyoruz, uzun yıllar oldu ayrılalı ama burası aynı zamanda Ceylanlar ilçesinin Ceylanlar Belediyesi ile birlikte tek istihdam alanı. Yanlış mıyım? Yani buradaki aileden, her aileden en az bir kişi TİGEM'de çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çünkü Ceylanlar'da
tek parça dedik. Bütün tarım arazisi TİGEM'e, devlete ait olduğu için zaten kişisel tarım yapılamıyor. Sanayisi gelişmediğinden dolayı da tek istihdam alanı burası. Doğru mu? Doğrudur. Ya aynı zamanda hayvancılık var değil mi burada? Hayvancılık faaliyetimiz var. Hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş olarak faaliyet göstermekteyiz. Süt üretimimiz var. Damızlık üretimimiz var büyükbaş olarak. Küçükbaşta da aynı şekilde süt ve damızlık üretimlerimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Şahin Bey'in rehberliğinde bu devasa çiftliği dolaşmaya çıkıyoruz. Haydi hep beraber. Hemen arkamda gördüğünüz gibi Ceylan Parkı'ndayız. Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük ve doğal koruma alanı sağlanmış Ceylan Parkı'na dair bilgileri de yine Şahin Bey'den alacağız. Ürkek ama güzel ceylanlar parkın önündeyiz. Evet. Nedir buranın kapasitesi? İşletmemizde koruma altında 800 adet yaklaşık olarak ceylan bulunmaktadır. Doğal ortamları hazırlanmış. Hiçbir şekilde insan veya makine trafiğine yer verilmeden kendi doğal yaşamlarını yaşayabileceği bir ortam var. Tabii biz diğer ilçelerde turizm anlamında buraları gelin, görün, gezin derken işte tarihi dokular verdik ama burası yani Ceylan Park aynı zamanda ziyaretçilerin de ilgi odağı. İlgi nasıl? Yani ceylanlardan dolayı ayrıca bir ziyaretçi hakkına olduğunu biliyorum ama. Ceylan Pınar işletmesi dendiği zaman ziyaretçiler ilk etapta zaten ceylanlar aklına geliyor ve ceylanları görmek için işletmemize geliyorlar. Ceylan Pınar tarım işletmesinin sembolüdür zaten Asya ceylanı da. Asya ceylanı. Evet, Asya ceylanı. Sizler de mutlaka gelin ve hem bu muhteşem işletmeyi gezin hem de ürkek ve güzel gözleriyle şiirlere, türkülere konu olan ceylanları yakından tanıyın derim efendim. Burada aynı zamanda hayvansal üretim var, süt ve damızlık değil mi üretim var. Şimdi bununla ilgili de bilgileri yine Şahin Bey'den alacağız. Şahin Bey, hayvancılık da yoğun bir şekilde yapılıyor. Nedir üretim kapasitesi, üretilen ürünler neler, onları da sizden dinleyelim. Hayvancılık faaliyetimiz büyükbaş ve küçükbaş olarak iki ana grupta toplanmış şekilde. Büyükbaş olarak 8000 tane yaklaşık olarak büyükbaşımız mevcut. Yıllık 20 bin ton civarında süt üretimimiz gerçekleşiyor. Baş olarak 105 bin adet koyun varlığımız var. Yıllık 3 bin ton civarında süt üretimi gerçekleştiriyoruz biz bu hayvanlardan. Bunun dışında 3500 civarında keçi üretimimiz oluyor. Keçilerden de yıl içerisinde 250 ton civarında süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en modern sulama sistemi olan sentripivot sulama sistemiyle damlamalı sulama sisteminin uygulandığı işletmede tabii müthiş bir hububat üretimi var. Şimdi bu hububat üretimiyle ilgili genel bilgileri yine Şahin Bey'den alacağız. Sulama sistemi olarak sentripivot sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemi ve damla sulama sistemi kullanmaktayız. İşletmemizde hali hazırda 813 adet sentripivot sulama sistemi bulunmakta. Bunlar farklı ölçülerde olabiliyor. Yani tabii sentripivot derken araziye, tarlaya istediği alması gereken suyu akıllıca bilgisayar sistemiyle verdiğimiz sulama sisteminden bahsediyoruz. Sulama sistemi de bir yağmurlama sulama modelidir. Tek farkı dairesel dönerek suluyor. Kendi tekerlekleri var. Elektrikle çalışıyor. Merkezi bir sistem doğrultusunda hareket ediyor. Bunu kontrolünü otomasyonlu bir şekilde sağlıyoruz biz. Evet. Otomasyon aracıyla ne yapıyoruz? Araziye ne kadar su vermek istiyorsak hepsini sistem üzerinden girerekten turu süresini kaç saate tamamlamasını istiyorsak, kaç milimetre su verilmesini istiyorsak ona göre sistemi ayarlıyoruz ve sulama faaliyetini gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı ikinci ürün Dane Müsur üretim alanımız 120 bin dekar. Biz bu alanlardan 120 bin ton mısır almayı hedefliyoruz. Bunun dışında 9 bin dekar silaj mısır, ikinci ürün yine bunlarda. Silaj mısır üretimimiz var. Bundan da 50 bin ton
mısır üretmeyi hedefliyoruz. 1000 tonlardan bahsediyor. Yani ciddi bir üretimden bahsediyoruz. Mercimek ne durumda? Bir ara, çünkü ben çocukluğumda mercimek üretimi de çok fazlaydı. Evet, halen var. Bu yıl 10 bin ton mercimek üretimi gerçekleştirdik. 10 bin ton. Yeşil, kırmızı. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek. Bahçesinin yanındayız. Şahin Bey, tabii biz fıstık ağacının yanındayız. Fıstık çok tartışılan bir husus Şanlıurfa ve Antep arasında bir çeşidi itibariyle, ama bildiğim kadarıyla Türk üretiminin yaklaşık %63-67 arasını Urfa tek başına yapıyor. Burada yetiştirdiğimiz fıstık türü nedir? Sihir çeşidi fıstık üretimi yapıyoruz biz. İşletmemizde yaklaşık 45 bin dekar bahçe arazimiz var. Fıstık, badem ve zeytin olarak yıllık 5200 ton fıstık üretimimiz var. Bu yıl 5200 ton bekliyoruz üretim olarak. Bunun dışında 235 ton zeytin, 115 ton badem üretimimiz gerçekleşecek. Peki tabii siirt türü dediğinizde sofralık fıstıktan bahsediyoruz değil mi? Sofralık bir çeşittir, siirt çeşidi. İşletme üretimlerinin büyük bir çoğunluğu dalında satış yapılmakta zaten. Hmm. Kalan kısmı da işletme tesisinde kavrularak satışı gerçekleştirilmekte. Peki yanında bulunduğumuz şu üzüm asmaları gibi duran, hafif kızarmış, pembemsi hal alan bu fıstık ağacı ne zaman hasata hazır hale gelir? Ekim ayında hazır olur. Ekim ayında hasadı gerçekleşir. Dalında diyorsunuz. Evet, biz dalında satışını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ayrılma işlemleri azalıyor. Olgunluğa erişiyor. Sonrasında hasadı gerçekleştiriyor. Evet, ne dedik? Hububat, hayvancılık ve işte bahçe ürünleri, bahçe bitkileri derken ülke ekonomisine inanılmaz büyük bir katkıda bulunan ve Ceylanpınar'ı da, hatta kısmen Viranşehir, hatta Urfa merkezi de iş istihdamı alan anlamında müthiş bir katma değer sunan TİGEM Ceylanpınar işletmesindeki turumuz devam ediyor. Tarım işletmeleri tohum hazırlama merkezindeyiz ve bu merkezde neler yapılıyor, merkezin işleyişi nasıl, bununla ilgili bilgileri de tohum hazırlama şefi sevgili Veri Özgür Özen'den alacağız. Veri Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel bir işletmedeyiz, özel bir yerdeyiz. Evet. Tam olarak burada tohum hazırlama nasıl yapılıyor, nasıl işleniyor, bilgileri sizden alalım. Tabii ki. İşletmemizin Haziran ayında hasatları başlamakta olup, Haziran ayında hasatla beraber gelen mahsuller işletmemizin tohum hazırlama tesislerine, yani burada muhafaza edilmekte ve çeşit çeşit istiflenmektedir, depolanmaktadır. İstiflenen, depolananlar, tohum olacak basit olanlar, mahsullerimiz selektör ünitelerimizde, gördüğünüz gibi makinelerimizle beraber eleme ünitesine verilmektedir. Eleme ünitesinde mahsullerimizin içerisindeki yabancı çeşitler, sapsaman, kaba materyaller temizlenerek, renk arayıcı cihazlarımızdan da farklı renk tonlarındaki yabancı maddeler temizlenerek ilaçlanmakta ve insan eli değmeden ambalajlanmaktadır. Toplamda 1000 tona yakın biz burada günlük tohumluk üretim yapıyoruz. Evet. İşletmemizde 22 çeşit tohumluk üretim yapıyoruz. Bunlardan 13 tanesi buğday, 2 tanesi arpa, 3 tane mercimek, 3 tane de ADP çeşidi olmak üzere toplamda 22 çeşit tohumluk üretim yapıyoruz. Şimdi beraber o aşamaları bizlere anlatacak. Bizler de sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Buyursunlar efendim. Evet Veri Bey, buradan aşama aşama tohumun hazır hale gelmesini sizden dinleyeceğiz. Buyursunlar. Tereme çukurumuz var dışarıda. Mahsulümüz tereme çukuruna dökülüyor. Şu anda tarladan gelen mahsul gördüğünüz şekilde. Bu mahsul önce eleme ünitesine giriyor. Ön eleme ünitesinde iki tane eleme aşamamız var. Bir fan yardımıyla içerisindeki zayıf saman sapsamanı alıyoruz. Aspiratörler yardımıyla çekiyoruz.
ayrıyeten elekler yardımıyla da elek altına düşen zayıf cılız taneleri görüyorsunuz önemli evet. Elek altında. Bu ilk aşama. Yine kırıkları görüyorsunuz. İçerisindeki kırık taneleri alıyor. Evet. Ardiyetten de arpa, yulaf tarzı diğer mahsul ürünlerini de temizliyoruz. Ondan sonra dördüncü makinemiz gravite taplası. Gravite taplası da mahsulün özgül ağırlığına göre temizlik yapıyor. Bu aşamadan sonra da ilaçlama ünitesine giriyor. Kök ve kök boğazı çürüklüğü, sürme ve rastlık hastalıklarına karşı bütün tohumlarımız ilaçlanıyor. İlaçlandıktan sonra da paketleme ünitesine geçiyor. Paketleme ünitesinde 25 kiloluk torbalarda paketlenerek, 2 tonluk paletlerde paketlenerek satışa hazır hale geliyor. Burada çalışan emekçileri de gördüm ben. TİGEM'in bir özelliği de Ceylanlar TİGEM'de bu çok önemli. Bir ilçe, hatta birkaç ilçenin bütün ekonomisinin %80'ini oluşturuyor ve burada insanlar emekleriyle evlerine ekmek götürüyorlar. Teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Efendim, Bir Masal Şehri Şanlıurfa bütün bölümlerinin belki de en lezzetli kısmındayız. Yani gastronomisinde ve vardır ya Mardin sofrası, Hatay sofrası, Şanlıurfa sofrası, Gaziantep sofrası, işte buyurun Ceylanlar sofrası. Müthiş zenginliği görseliyle Ceylanlar sofrasında sizleri şimdi Ceylanlar'ın damak tatlarıyla buluşturuyoruz ve tabii ki yanımda bu damak tatlarına el emeğiyle sevgisini katarak ortaya çıkaran büyük usta sevgili Mehmet Yılmaz'la beraberiz. Mehmet Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii müthiş bir zenginlik ve izleyicilerimiz sabırsızlıkla bu damak tatlarını sizden dinlemek istiyorlar. Buyurun şuradan başlayalım isterseniz. Teşekkür ediyorum. Urfa kebabımız zırhta çekilmiş. Hayvancılığı kendimiz yaparız. Ürünlerimizi hepimiz kendimiz şoksuz bir şekilde hazırlarız. Özellikle zırhta çekeriz. Damak zevki başka olur. Özellikle de kuzu eti kullanırız. Toklu, evet. Dişi hayvan kullanmayız. Toklu, Urfa'ya öz ve Ceylanpınar'ın ilçemize öz bir şekilde her zaman damakla tadabileceğiniz bir Urfa kebabıdır. Gül detayı çok önemli. Ceylanpınar'ın insanın yüreğindeki o sevgi sofraya da yansıyor. Teşekkür ediyoruz. Burada domatesli kebabımız var. Evet. Domateslerimizi özellikle severekten temin ediyoruz. Burası çok ilginç. Patlıcanlar genelde Bilecik derdi. Burada da ilk defa duyuyoruz. Domatesler Siverek'ten. Temin ediyoruz kesinlikle. Hemen yanında Adana kebabımız var. Şöyle gösterelim. Adana kebabımız. Komşu ilimiz. Aslında özünü, ya kebap dediğinde işte özünü Urfa'dan alır. Antep gibi yapmayalım. Fıstık gibi yapmayalım. Kesinlikle. Ama işte güzel komşumuz Adana'nın, Adana ile özdeşleşmiş bildiğimiz kebabımız. Evet. Ekrem Bey, Adana kebabı deyip geçemeyiz. İçinde çok önemli sırlar vardır. Evet. Herkes sunamaz Adana kebabını. Ama bir Ceylanpınar sofrasında da yakışır diyorsun. Yani yakışır. Yemeden geçmesinler. Adana kebabı gerçekten de Urfa'nın işi. Şimdi Mehmet Bey tabii hemen sofranın başında beyti görüyorum. Biraz evet. Da biraz farklı da görünüyor. Bize beytiyi anlatabilir misiniz? Ekrem Bey, beyti kebabımız gene toklu etinden, zırh kıymasından yapılır. İçerisinde haşhaş kebap diye tabir ettiğimiz, olmazsa olmazı yanında köy yoğurdumuz vardır, Söverek'ten temin ettiğimiz, kaymak yoğurt diye tabir ettiğimiz. Beytimizde tatmak lazım, damağı çok farklı. Evet. Hemen yanında patlıcan kebabımız var. Evet. Patlıcan kebabımızın patlıcanlarını Suruç ve Bilecik bölgelerinden temin ederiz. Çok meşhurdur. Patlıcan her yerde yetişir ama Suruç ve Bilecik gibi bir yerlerde damağı farklıdır. Sanırım Suruç ve Bilecik patlıcanı artık Türkiye genelinde yayılan bir üne sahip değil Dünya mi? Dünya genelinde ben diyebilirim, iddia ediyorum. Tattığımız zaman daha iyi algılarız daha doğrusu. Ve bütün ihtişamıyla sofranın göbeğini oluşturan şu karışımı sizden dinleyelim. Ekrem Bey, Ceylanpınar sofrasına öz bir karışımımız var burada. İçerisinde haşhaş kebabımız var, Adana'mız var, kuzu şişimiz var. Özellikle kuzu şiş. Patlıcan kebabımız var, domatesli var, bulgur pilavımız var gene aynı şekilde.
Kendimize öz bir karışığımızdır. Genelde Ceylanpınar'da da tercih edilir. Urfa bölgelerinde size takdir ederseniz ki karışık her zaman bize bir meşhurdur. Biz eti tüketen bir toplumuz. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Peki bu karışık kebap ya da karışık tabak aslında kalabalık gruplar tarafından tercih ediliyor olmasından değil mi? Kesinlikle. Takdir ederseniz ki bölgelerimiz hep aşiret bölgesi olduğu için evet. Genelde sunumumuz misafirperverliğimizi burada iddia etmemizin ortaya konulduğu şey. Kesinlikle. Burada saç tavamız var. Saç tava, evet. Hemen özel ustalarımız süslemişler. Saç tavamız Ekrem Bey, dan etinden kullanırız tercihe göre. Bir de kuzu etinden kullanırız. Genelde kuzu eti kullanırız. Şu anki bizim yaptığımız saç tava, sunumumuzdaki saç tavamız kuzu etinden yapılmıştır. İçerisinde baharat ürünlerimiz vardır. Maraş'tan bize gelir. Burgur pilavımız var gene aynı şekilde. Evet. Saç tavamızı ne kadar da anlatsam azdır. Evet. O kadar dolu bir saç tava ki. Yani o kadar, Mehmet Usta diyor yani, ki ısrarla gelin burada yiyin. Kesinlikle. Ben sırrımı vermem diyor. Kesinlikle sırrımız bizimdir. Evet. Burada hemen kanadımız var, incik diye tabir ettiğimiz. Şoksuz kesinlikle beyaz ettir. Evet. Ve bölgemizden temin ettiğimiz beyaz etimizdir. Dışarıdan günlerce ve yollarda gelen bir ürün değildir. Onu da belirtmek isterim. Tarihine dikkat etmek zorundayız. Bu da bir mesaj olsun Ceylanpınar'ımıza. Burada da hemen kuşbaşı kaşarlı pidemiz var. Ceylanpınar'a özgü değil mi bu? Kesinlikle kuşbaşı kaşarlı. Kuzu etinden yaparız gene aynı şekilde. Damağı farklıdır, eti çok yumuşak olur. Burada hemen leveni çorbamız var. Bütün Şanlıurfa gastronomisinin vazgeçilmezidir. Ayran çorbası yani leveni kesinlikle dediğimiz. Evet. Salatalarımız hemen var zaten. Acılı ezme mi? Acılı ezme. Evet. Gene aynı şekilde Urfa'mızda öz. Acılı ezmenin çıktığı nokta da, yapılış noktası da bugün Türkiye'de yayınlanmış ama yaygın bir hale geldi. Oysa ki Urfa'dan, araştırmasını yaptığı zaman Urfa'dan bir çıkan menüdür. Urfa'ya has bir. Kesinlikle Urfa'ya has bir menüdür o. Evet, bu hafta da bölümümüzün en lezzetli kısmındaydık. Ceylanpınar sofrasının damak tatlarını. Ceylanpınar'a has, Şanlıurfa'ya has, müthiş zengin bir sofrada sizlerle buluşturmaya çalıştık. Mehmet Yılmaz ustamıza teşekkür ediyoruz. Hem bizi ağırladığı için hem de bu muhteşem sofrayı bize hazırladığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Makamınız, gücünüz, ekonominiz, statünüz ne olursa olsun, siz aslında anneniz ve babanız öldüğünde büyürsünüz. Siz aslında anneniz ve babanız öldüğünde yaşamaya da hayatın gerçekliğiyle yüzleşirsiniz. Ben maalesef uzun yıllar sonra çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bu topraklara döndüğümde işte böyle annemin mezarını, babamın mezarını ziyaret edebiliyorum. Ve ben diyorum ki siz hala annenizi ziyaret etme şansına sahipseniz, siz hala babanızın ellerinden öpebiliyorsanız çok şanslısınız. Bırakın dünyanın dünyevi dediğimiz o ihtiraslarını da gidin onların ellerinden öpün, yanaklarından öpün ve onları sevin. در حق من میلی کمایا یارم اجازم پیدا تو Yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen hayattayken evladının Kendine Ad adı eserinin klibinde oynayan sunucumuz Ekrem Arpağ'ın merhum annesi Hore Arpağ'ın nezdinde tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. واخد بي عبرو انباري
Evet, Bir Masal Şehri Şanlıurfa bugüne kadar birçok güzel ilçemizin masalını sizlerle buluşturmaya çalıştık. Bugün de benim söylediğim gibi Güneşin Çocukları Ceylan Gözlü Esmer insanların yurdunda Ceylanpınar'dayız. Hem benim için hem de bu programın ortaya çıkmasında büyük emeği olan Şanlıurfalı iş insanı sevgili Mehmet Cemil Beyaz için aslında biraz da duygu dolu bir programdayız. Çünkü çocukluğumun, gençliğimin hala burada yaşadığını hissediyorum. Hakeza o da aynı. Biz de Ceylanpınar masalını bize en iyi anlatacak olan Ceylanpınar Belediye Başkanı Sayın Beyaz Soylu ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii Ceylanpınar masalı dedik. Ceylanpınar masalını anlatacağız. Ama şu anda üzerinde bulunduğumuz ve söyleşi yapacağımız yer Ceylanpınar'ı Ceylanpınar yapan dünyanın en büyük tarım işletmeleri. Evet. Ceylanpınar deyince aklımda ne geliyor başkanım? Programın başında başlatırken Ceylanpınar'ın hani esmer insanları, güzel insanlarını anlattınız. Neden esmer olduklarını da söyleyebilir misiniz? Onu hani söylemezseniz ben söylerim. Sizden dinleyelim isterseniz. Tabii ki 48, 50, 50'nin üstünde çıkan bir sıcaklık derecesinde yani esmer olmamız doğaldır. Şehri eminisiniz, belediye başkanısınız. Ceylanpınar belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Zor bir şey. Yani anlatılması çok zor bir ifade. Gerçekten belediye başkanlığı dışarıda görüldüğü gibi değildir. Siz de söylüyorsunuz, şehre emin. Yani duygularla vicdanın birleştiği, bağdaşmadığı bir kavram. Ceylanpınar'a gelmeden önce, Ceylanpınar'ı bilmeden önce çok küçük, böyle hani kendi halinde terk edilmiş bir ilçe akla gelir. Ama siz de gezdiniz, gördünüz. Öyle bir ilçe olmadığını zaten hepimiz görüyoruz. Huzurluyuz. Kendi kendimize yeteriz, memnunuz, mutluyuz. Ceylanpınar'da tek sıkıntımız Ceylanpınar'ın yerleşim alanının yok olması, hani olmaması ve mevcut olan yerleşim yeri şu an var olan insanlara yetmiyor olması. İmar problemi yaşıyoruz değil mi? İmar problemi var, sanayi problemi var, ticari problemler var, işte sosyal. Ya şimdi biz geldik burada, şu an biz de TİGEM. Evet, TİGEM bizimdir, TİGEM Ceylanpınar'ındır. Güzel bir yerdir. Bakın yeşil, güzel bir oksijeni var. Keşke Ceylanpınar'da da böyle güzel sosyal alanlarımız olsa. Hani böyle nefes alabileceğimiz, soluk alabileceğimiz, ailece nezih bir ortamda oturabileceğimiz bir yerimiz de olsa. Genişleme problemi neden? İmar bir taraf Suriye sınırı, evet. Bir taraf TİGEM, diğer tarafta Kepez, bu tarafta Viranşehir. Dolayısıyla genişleme alanının olmadığı bir ilçeden bahsediyoruz. Doğru mu başkanım? Şöyle, güneyimiz malum Suriye. Evet. Hemen yani 50 metre aralıkla iki ilçeyi birbirinden ayıran bir yol. Demir yolu. Kuzeyi, batısı ve doğusu TİGEM arazileriyle çevrili. Yani burada imara açabileceğiniz ya da açılabileceğiniz bir alan yok. Tabii bu arada hemen sağımda dediğim gibi programın ortaya çıkmasına büyük emeği olan sevgili Mehmet Cemil Beyaz var. Başkanın müsaadesiyle biraz da mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Bugün burada bulunmakta çok onurluyum, çok heyecanlıyım. Bir Masal Şehri programında bütün ilçelerimizi geziyoruz ama bugün kendi ilçemdeyim. Ve onun için bir heyecanlık var, heyecanlıyım, mutluyum. Ceylanpınar kendi ilçem. Ceylanpınar bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük çiftliği. Ve bu topraklar Ceylanpınar tanıtımında çok iyi kullanabilir, çok iyi değerlendirebilir. Bu konuda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz burada Sayın Başkan güzel bir misafir program konuk ettiler, sağ olsunlar. İnşallah da güzel projelerle tekrar ilçeme katkıda bulunurum. Güzel bir misafirperverlik, güzel bir hava, güzel bir ortam. Bu teşekkürler ediyorum. Bir teşekkür de bize bu imkanı sunan ama aslında o güzelim tarif etmeye çalıştığımız esmer alanlı Ceylanpınarlı insanlara ekmek kapısı olan, bugün de burada bu ortamı sağlayan TİGEM Genel Müdürlüğü'ne Sayın Hasan Gezginç'e, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi Müdürü ve Müdür Yardımcılarına, bize eşlik eden bütün TİGEM camiasına da tüm kalbimle de teşekkür edelim. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ankara'sından bütün o 30 küsür işletmedeki emekçilere diyorum ve sevgili başkanıma dönüyorum. Başkan, tabii yani TİGEM'in hayatımızdaki yerini vurguladık. Fakat
Milattan önce 5000 yıllara dayanan bir tarihçesi var Ceylanpınar'ın. Ama şimdi bu kadar tarihi eski olan bir yerde mutlaka tarihi doku da vardır. Var. Bunlardan bir tanesi bizim Kepez. Evet. Kepez bölgemiz. Kepez bu verilen hani söylenen tarih döneminde yerleşim yerinin olduğu yer. Kepez yapay bir tepe. Yani doğal bir tepe değildir. Yapay evet. bir tepe. Altında yapılar var. Bunun iyi araştırılması lazım. Hemen Kepez'in civarında yine iskan amaçlı yapılan mağaralar var. O mağaralarda da insanlar ve muhakkak canlılar yaşamıştır orada. İnsanlar yaşamıştır. Tabii kaç bin yıl öncesine onu biz bilmeyiz. Fakat böyle bir yerleşim yerinin olduğu, mezarlıkların olduğunu, kaya mezarlıkları ve bağların olduğu hala şu anda etrafta şey var. Mesela nedir adı? İncir ağaçlarının olduğu görülüyor. Evet. O kayalıklarda, o şeyde var. Yani tarih kokan bir ilçe. Başkanın düşüğü ve hayalini şöyle tarif etmeye çalışayım. Bir özellikle tarihi filmlerde vurgulanır. Yaşam iksiri diye bir şey vardır böyle. Yani yaşam verir. TİGEM'in sevgili başkanın bu çağrısına dokunuşu aslında yaşam iksiridir Ceylanpınar için. Yani o 2500 dönüm dediğiniz Ceylanpınar'ın yeniden ayağa kalkması. Ceylanpınar'ın potansiyel bütün sorunlarından arınması anlamına geliyor diyorum. Ve de bu masala renk atan, varlığıyla, duruşuyla, sözleri ve umutlarıyla renk atan sevgili Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Son sözü bırakacağım. Cemil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, bizim her bölümde bir çağrımız var. Cemil Bey ve belediye başkanlarımızla. Tabii her ilçemizde olduğu gibi Ceylanpınar'dan da İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, metropolleri hatta Avrupa'ya giden, orada yaşamlarını idame eden bir nevi ekonomik gücünü kazanmış iş adamlarımız var. Diyoruz ki hep beraber gelin doğduğunuz topraklara yatırım yapın. Biz yine Cemil Bey'e gelişinden dolayı hani Ceylanpınar'ı gezmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Evet, Ceylanpınar Belediye Başkanı sevgili Feyyaz Soylu ile beraberdik. Aynı zamanda Cemil Bey ile beraberdik. Ceylanpınar masalı bütün hızıyla, bütün büyüsüyle devam ediyor. Biz TİGEM'e bu masala bir iksir atın diye tekrar sesleniyoruz efendim. Atatürk Barajı'ndan Ceylanpınar ve Mardin'e uzanan ve uzunluğu dünyaca bilinen Süveyş kanalından daha uzun olan Gap-Mardin kanalının önündeyiz. Tabii bu kanal müthiş bir hayat suyu demek. Bu ovalara adeta bereketli topraklara can veren muhteşem bir kanaldan bahsediyoruz. Tıpkı Suruç ilçesinde olduğumuz gibi 2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaşın etkilerini en yakın hisseden ilçe Ceylanpınar'dı. Ve üzerinde bulunduğumuz Kepez, şimdiki adıyla Basın Tepesi de ulusal, yerel ve dünya basınının hemen arkamda gördüğünüz Resul Ayn yani Çeşmebaşı Suriye'de patlayan bombaları ve savaşın gidişatını bütün dünyaya anında an be an izlettirdiği tepe yoğunlukla dünyaya haber servisi tam da buradan yapıldı. Hemen arkamda gördüğünüz ve kuş bakışı seyrettiğimiz bu mahalle ya da diğer bir söyleyişle Küçükköy 1980'lerde hükümetin Afganistan'daki iç savaşlardan alıp getirdiği Özbek soydaşlarımızın, Afgan ve Özbek soydaşlarımızın oluşturduğu bir mahalle. Uzun yıllardır artık Ceylanpınar halkıyla iç içe ve bütünleştiler. Hatta buradaki vatandaşlar dericilikle yaşamlarını idame ettikleri için bugün İstanbul'un özellikle Zincirlikuyu'nda deri
işini daha da ilerleterek İstanbul'da güçlü bir ekonomik yapıya sahip oldular. Bir masal şehri Şanlıurfa tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Ankara'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesiyle ilgili önemli detaylar bulmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bizim her bölümümüzün bir masal anlatıcısı var ve sanırım Ceylanlar deyince de bu masalı en iyi anlatacak isim 24. dönem Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdülkerim Gök bu bölümde bizim masalımızın anlatıcısı olacak. Ceylanlar tarihçesiyle tıpkı Urfa'nın herhangi bir yeri gibi Açık Hava Müzesi'nin önemli bir parçası. Ceylanlar masalını Beyaz TV izleyicilerine sizin dilinizden yüreğinizden aktarmak istedik. Sizi dinliyoruz. Sizin için nedir Ceylanlar? Tabii tarihsel bir program olmadığını biliyorum. Ondan dolayı da ben de kısa bir tarih geçmişi vererek sizin o formatınıza uyarak hareket etmek istiyorum. Ceylanpınar 1937 yılında Nahya, hatta ondan öncesi demiryolu ağı baz alınarak kurulmuş bir ilçe. 1982 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsü kazanan ve hepimizin doğup büyüdüğü güzel bir ilçe. 7'sinden 70'ine Türkiye'de değil dünyanın birçok insanının bulunduğu, geçim kaynağı Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği olan, onun dışında da bir geçim kaynağının veya bir çalışma istihdam alanının olmadığı bir ilçe. Zorlu bir ilçe yani. Evet, zorlu bir ilçe. Bir o kadar güzel ilçe. Ceylanlar Güneş'in çocukları olduğu kadar Ceylan yurdu biliyorsunuz. Evet. Ve yaklaşık sayıları 2000'i bulan Ceylan şu anda hemen hemen 50 bin dönüm arazi içerisinde doğal koşullarda hem görme amaçlı hem turizm amaçlı hem de bunların nesillerinin korunması açısından önemli. Biliyorsunuz oradan tek tek dağlarına salıverilen ceylanlar oldu. Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği'ndeki ceylanlar getirilip tek tek dağlarına salıverildi ve avlanma yasağı getirildi. O da önemli bir turizm açısından önemli bir alanımız. Ceylan Parkı var aslında TİGEM içerisinde, evet. Ve bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük ceylan parkını, evet, oluşturuyor. Bu anlamda bir öz eleştiri gibi düşünelim. Yeterince tanıttık mı biz orayı? İşte sizin gibi değerli kardeşlerimiz bir Ceylanpınar'ın varlığı olarak, siz de Ceylanpınarlısınız, ben de Ceylanpınarlıyım. Bundan sonra hikayenin neresinden başlarsak o bizim için kârdır. Ben Ceylanpınarlı olarak meclise ilk girdiğimde geçmiş dönem İçişleri Bakanlarımızdan bir bakan ağabeyimiz beni arayarak bana şöyle demişti. Sizinle Ceylanpınar'ı adeta tanıdık mecliste. Ve yapmış olduğum konuşmada demiştim ki bir ilçe düşünün. Tüm yatırımların tümünü alan bir ilçe düşünün. Evet, bir ilçe düşünün, tapu meselesi vardı ilçenin. Evet, bir ilçe düşünün, göçerler sorunu vardı. Bir ilçe düşünün, öğrenci, derslik başına düşen öğrenci sayısının 55-60 olduğu bir ilçe düşünün. Bir ilçe düşünün, çevre yollarının olmadığını düşünün. Ceylanpınar Kızıltepe yolu. Bir ilçe düşünün, devlet hastanesinin olmadığı bir ilçe. Bunların tamamı ve benzer. İnanınız ki, evet, ilk bir milletvekili oldum ama Ceylanpınar adına anlatacağım ve Cenab-ı Hakk'ın bize nasip ettiği birçok hizmete ve birçok ilklere imza attık. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ceylanları gönül rahatlığıyla Ceylanları görmeye davet ediyor musunuz? Kesinlikle davet ediyorum ve Ceylanpınar biliyorsunuz 70 milletin olduğu bir ilçe. Dedim ya 1937 yılında. Ondan öncesi demiryolu baz alınarak sonra 1982 yılında ilçe olmuş olan yakın tarihiyle tarif ediyorum. Ve Ceylanpınar'da 70 milletin olmasının ana hikayesi TİGEM oluşu. TİGEM'de insanlar çalışıyor ve oranın bir sevdası. Dışarıda ben Ceylanpınarlıyım demek ayrıcalıklı olsa gerek. Ben gönül rahatlığıyla diyorum ki doğup büyüdüğüm, annemin babamın gömüldüğü ve benim de vefat ederken gömüleceğim yer diyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Bu masal devam edecek. Bu masalın önemli mihenk taşlarından biri olduğunuz için de hem Ceylanpınarlar adına hem program adına teşekkür ediyorum. Nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.
Beyazlar Grubun sunduğu Bir Masal Şehri Şanlıurfa devam edecek. Beyazlar Grubun sunduğu Bir Masal Şehri Şanlıurfa devam ediyor. Bir Masal Şehri Şanlıurfa ekibi olarak sizlere bu tarih kokan şehri tanıtmaya devam ediyoruz. Balıklı Göl'le başlayan hikayemizde bu hafta Ceylanpınar'daydık. Ceylanpınar ilçesinin güzelliklerini ve bilinmesi gerekenlerini sizlerle paylaştık. Haftaya Urfa'nın bir başka görülmesi gereken ilçesinde olacağız. Kaçırmayın. Beyazlar Grup, Bir Masal Şehri Şanlıurfa'yı sundu.